keyfimiz yerinde güneşi görüyoruz. Biraz havalar ısınmaya başladı ama bu mevsim geçişlerinde de çocuklarımızı bekleyen sağlık sorunları mutlaka vardır. Tabii, tabii. Nelerdir diye sormak isteriz. Tabii, haklısınız. Özellikle bu dönemde özellikle çok sık görebildiğimiz su çiçeğini anlatmak isterim. Su çiçeği de bizim artık tecrübeli anne babaların, anneannelerin, dedelerin kolaylıkla tanı koyduğu tipte bir hastalıktır. Cildin üzerinde özellikle gövdede başlayan bir takım içi su dolu kabarcıklar, önce bir hafif bir kızarıklık, daha sonra onun biraz sertleşmesi ve birkaç saat içinde bir içi su dolu bir kabarcık oluşması, bunların sayılarının artması tipik belirtilendir. Bunlardan birkaç gün öncesinden hafif bir kırıklık hali, çok hafif bir ateş, 37-37,5'larda bir kırıklık hali olabilir. Daha sonra bunlar ortaya çıktığında çok kolay tanınır. Aynı zamanda bu bahsettiğim içi su dolu kabarcıklar ağız içinde olabilir, saçlı deride olabilir, vücutta yaygın olarak ortaya çıkarlar. İyileşme dönemi yaklaşık bir hafta 10 gündür. Kabuklanana kadar bulaştırıcıdır. Kabuklar bile bulaştırıcı olabilir. Bu da solunum yoluyla geçen hastalıklarımızdan biridir. Ve o da okullarda oldukça yaygın, sınıflarda yaygın hastalıklar yapmaktadır. Bir yaşında aşısı vardır. Bir yaşından önce çocuklarımız daha çok anne sütü aldıkları için annelerinden geçen antikorlar korumakta. Ama bazen korumayıp daha erken yaşta da yakalanan bebeklerimiz olmakta. Ama bir yaşında aşısını yaparız. Bazı görüşlere göre 4-6 yaş arasında tekrarı, bazen şu an Sağlık Bakanlığı tek doz yapmakta ama biz çocuk hekimleri olarak bunun bir doz daha tekrarını önermekteyiz. Su çiçeğinin genel olarak ciddi problemler yaratmaz ama çok nadir de olsa beyin iltihabından tutun zatürreye kadar bir takım komplikasyon dediğimiz istenmeyen belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar tabii hastane tedavisi gerektirebilir. Burada tabii gebeler de önem kazanmakta. Su çiçeğiyle temas eden gebeler özellikle ilk 20 haftadaysa bir takım bebekleri açısından problemler yaşayabilirler. O bakımdan böyle bir tanı konduğu anda ki tanı konmadan önce bile bulaştırıcı olabildiği için gebenin bu yönden kontrolü temasta bulunan önemlidir. Özellikle ilk 20 hafta. Çünkü bebekte işte organ anomalilerinden tutun işte uzuvlarda bir takım değişiklikler ortaya çıkabilmektedir.